Acizane. Aslında işin aslı şöyle Hakim Bey. Aslı'yı ilk gördüğüm gün başlıyor işin aslı. Aslı bir gün benim acizane kaptan şoförlüğünü yaptığım 56 Chevrolet taksiye biniyor ve kara gümrük ediyor bana. Kara gümrük o dakika gönlümün başkenti, başımın tacı, ruhumun ilacı oluyor. Delikanlıya yakışmaz. Yolculuk boyunca en ufak bir rahatsızlık ya da edepsizlik etmiyor. Yalnız indiği yeri, yolu, sokağı, kapıyı mıh gibi aklıma çakıyor. Oğlum diyorum bizim Chevrolet'e, bu kapıyı unutma. Bir gün ilk bu kapıda gelin arabası olacağız. Sorup soruşturup, bulup buluşturup en nihayetinde Aslı'yı istetiyorum. Ama gel gelelim kızın üvey anası, kızı bir türlü vermeye yanaşmıyor. İkinci kez istetiyorum, bu kez üvey abi, bizde taksici esnafına kız yok diyor. Allah'ın hakkı üçtür, anam seni de yorduk ama hadi son bir kez daha istediyorum. Kapı anamın yüzüne bir kez daha kapanıyor. Oğlum, bu işin aslı yok diyor. Bakkalın çırağı Osman'ın eline bir mektup sıkıştırıp Aslı'ya gönderiyorum. Kaçar mısın benimle diyorum, kaçarım diye cevap yazıyor. Mübarek cuma gecesini anlaşıyoruz. Hani yalnız gitmeyeyim, bizim Rıdvan'ı da çağırayım diyorum. Rıdvan beline babadan kalma altı patları takıp gelmiş. Oğlum Rıdvan, bu ne diyorum? Ne olur ne olmaz abi, sen sür diyor. Sürüyorum. Açıl ey kara gümrük, ben geliyorum. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Ben suçsuzum diyorum, kimse beni duymuyor. Bunu bir tek sevdiğim, bir de Allah biliyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Ben suçsuzum diyorum, kimse beni duymuyor. Bunu bir tek sevdiğim, bir de Allah biliyor. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor. Kara gümrük yanıyor, herkes benden biliyor. Aslı diyorum, Aslı ne oluyor? Ne oluyor demeye kalmadan polis kapıyı çalıyor. Polis kapıyı çalıyor, polis içeri giriyor. Memur bey diyorum, kız Reşit, kendi isteğiyle geldi. Memur bey tamam diyor, kıza bir şey dediğimiz yok. Ama kara gümrük yanıyor. Kızı kaçırmasına kaçırıyorsun da kara gümrüğü niye yakıyorsun be evladım? Aslı bu ne diyor diyorum. Aslı hiçbir şey demiyor. Meğer bizim Aslı kaçarken telaşla yemeği ocakta unutmuş. Yemek yanmış tutuşmuş. Sonra perdeler tutuşmuş. Sonra ev tutuşmuş. Sonra kara gümrük tutuşmuş. Ver yansın etmiş bizim üvey kaynağı sokaklarda. Taksici Ramazan kızı kaçırdı mahalleyi de ateşe verdi diye. Nihayetinde attılar beni nezarete. Tez vakit sonra mahkeme günü geldi. Hakim Aslı'ya sordu. Kızım seni bu adam mı kaçırdı? Evet hakim bey. Mahalleyi de bu adam mı yaktı? Evet hakim bey. Ne evet'i Aslı? Nikah kıymıyoruz Aslı ne evet? Meğer üvey anayla üvey abi baskı yapmışlar evde kıza. Evi de mahalleyi de Ramazan yaktı diyeceksin diye. 7 yıl Bayrampaşa'da geçer geçmesine de yalandan 7 yıl yatmak 70 yıl gibi gelir kanı deliye. Birkaç güne kalmadı koptu kafamın ve kayışı. Dedim ki kendi kendime ben buradan kaçarım gider bu kez harbiden kara gümrüğü yakarım. Şimdi hepiniz merak ediyorsunuz değil mi hakim bey yaptım mı yapmadım mı diye. Yaptım. Bayrampaşa'dan kaçtım. Önce gidip üvey abisinin Balat'taki kahvesini, daha sonra da üvey annesinin yeni aldığı evi benzin döküp yattım. Şimdi hakim bey cezam neyse çekerim. İçeride de iyi hali bozmam sizi temin ederim. 7 yıl değil, 70 yıl bile olsa paşa paşa yatarım. Kara gümrüğü yakarım, sonra girer paşa paşa yatarım hakim bey. Paşa paşa yatarım. Kara gümrük yanıyor, polis beni arıyor.